Sevgili dostlar merhaba. Ben Tufan Artok. Bu yayında ARD Grup Bilişim Teknolojileri ve CVK Maden İşletmeleri hisselerine bakacağız. Sizlerden gelen hisse senetleri. ARD Grup Bilişim Teknolojileri ile başlayalım. Keltner kanallarına baktığımızda orta bandı kaybettiğini görüyoruz. 39.60 36.62 desteğine kadar sarkabilir. Orası kaybedilirse 30, 58, 29, 18 bölgesi var. Oraya da pekala sarkabilir. Peki alım için herhangi bir seviye var mı diye soracak olursanız. Ee, ben diyorum ki 39, 60, 36, 62 bölgesi bu hisse özelindeki e, bütçemizin yarısı ile bakın yarısı ile ilk alımlarınızı yapacağınız bölge olsun. E bütçenizin diğer yarısını aşağılar için saklayın. Bakın her biri görülebilir. Sarı kanalda dahil. O kadar düşmez olmaz demeyin. Burası Türkiye jeopolitik risklerimiz var. Kendi iç dinamiklerimiz var. Hiç belli olmaz. O yüzden alımlarda ihtiyatlı olun. Bir de şu var. 39 60 36 62 ile hemen altındaki 3058 29 18 kanalı bakın bu iki kanal arasındaki mesafe çok derin. birbirine yakın değiller. O sebeple hadi sarı kanalı bir kenara bırakalım. Sadece o mavi iki kanalı baz alalım. Üstteki mavi kanalda paramızın tamamıyla almak bence akıllıca olmaz. Hemen altındaki kanala düşerse mesafe çok Az bir mesafe değil. O sebeple canınız yanmasın ters ayakta yakalanmayın. Bir miktar nakitiniz olsun. Görüldü mü? 39-60, 36-62. Bu bütçe özelinde mesela diyelim ki burada 100 bin lira örnek olsun, 50 bin lirasıyla alırsın. Diğer 50 bin lirayı saklarsın. Yani bu aralar ben çok cesur hareketler sergilemeyin derim. Yine de siz bilirsiniz herkesin kendi parası. Evet değerlendirmeye bakacak olursak Kaufman hareketli ortalamayı açalım. Daha sonra da e, Wave Trend e, DMI bize ne anlatıyor? Onlara da göz gezdiririz. Burayı bir kentler kanallarını kapatalım. Kaufman hareketli ortalamayı açalım. E, bakın buradaki düzeltme hareketi tepkiyi aldığı kanal bir hamle var man hareketli ortalamanın üzerine Atmak için ama geri düşüyor Tekrar bir hamle var Bu sefer fitil atıyor Başaramıyor yine aşağıya Bakalım yine burayı görüp yine deneyecek mi Göreceğiz ama e, Günlükte Kavahman hareketli ortalamanın Altında olması e, Ve her e, denediğinde de Üzerine atamaması Arkadaşlar bu negatif arkadaşlar Onu söyleyeyim e, Şimdi wave trende bakalım Wave Trend'de de En son al sinyali var ama Yeşil renkli dalga trend çizgisiyle Kırmızı renkli sinyal hattı Bakın burada kesişmiş Artık pazartesi Kırmızıya döner mi yani sata döner mi Bakacağız ama Bu iki, iki, iki çizgi Birbirine çok yakın yani adeta Birleşmişler Pazartesi burası sata dönebilir Kırmızıyı yakabilir Sevgili dostlar onu belirteyim ama şimdilik buradaki görüntü al fakat pazartesi sata dönebilir beni şaşırtmaz hemen altında dmi var buraya baktığımızda trend zayıf sevgili dostlar siyah bandımız 20 ile 25'in arasında olmalı 15.21 olarak görünüyor siyah band trend oldukça zayıf arkadaşlar buradaki görüntü negatif ee, wave trend için nötr diyorum kavman hareketli ortalamanın altında olması günlükte negatif yani burada sevgili dostlar iki negatif bir nötr var elimizde e, demek ki biz kademelere odaklanacağız ama alımlarda diyelim ilk kadememiz e, görüldü çok da cesur hareket etmiyoruz bütçemizin yarısı veya belli bir miktarı ile alım yapıyoruz Burası anlaşılmıştır inşallah. C ve K maden işletmeleri. Günlükte Kaufman hareketli ortalamanın üzerinde olması pozitif. Paralel kanalı da kırmış bu arada. Ama 479.25 bölgesinde satış yemiş. Yani orada baskı yemesi gayet normal. şurada bakın siyah halkayla ben burada aldım. Şuralar mesela hatta Şurada fitiller tam yetişmiyor buraya ama olsun dahil edelim biz. Şu bölge şuralar, buralarda en son işte. Yani bu 479.25 artık buralarda ee, kanalı kırdıktan sonra satış baskısıyla karşılaşması şu hat üzerinde normal olabilir. Ama bizim için değerli olan çatının kırılımı Pazartesi de bakalım bu çatının üzerinde kapanış yapabilecek mi bu çok değerli olur arkadaşlar şimdi hafta içi düşen paralel kanalın üzerinde kalabilmesi önemli dedik. yani Pazartesi özellikle haftanın ilk gününde çatı üzerinde biz bir kapanış görelim Böylelikle yukarıdaki kademeleri görme şansı olur oldu da oldu da paralel kanala geri düştü 403.75'ten tepki almasını beklerim ama o bölgede de alım için ihtiyatlı olmakta fayda var. Yani çok cesur alımlar yapılmamalı. Çünkü alt band bakın paralel kanalın alt bandına bir temas ve toparlama e, şeklinde bir hareket gösterebilir. O bakımdan 403.75 e, alım konusunda bütçemizin yarısıyla bu ise özel artık ne kadar ayırdıysak yarısıyla alım yapabiliriz her zaman ihtiyatlı olmakta fayda var şimdi wave trende dönelim burada arkadaşlar en son al sinyali gelmiş sorun yok burada bir daralma olmuş ama sonrasında iki bant açılmış yani yeşil renkli dalga trend çizgisiyle kırmızı renkli sinyal hattı burada birbirine bir yaklaşıyor ama tekrar açılıyor şimdilik burada pozitif arkadaşlar durum pozitif e, DMA'ya baktığımızda mavi bandımız alıcıları turuncu bandımız satıcıları temsil ediyor. Alıcılar üstün siyah band trendin gücünü temsil ediyor. 20 ile 25 arasında olmasını tercih ederiz. 20 ile 25 arasında hatta e, 25'e dayanmış durumda. Burada da pozitifiz. Tek soru işaretimiz e, Williams yüzde aralığında aşırı alım bölgesinde ama. Aşırı alım bölgesinde olması e, coşkunun daha devam etmeyeceği anlamı taşımıyor. Şöyle bir durum olsaydı e, mesela diyelim ki çatıyı kırdı yön aşağıya oldu. O zaman negatif derdim ama burada çatıyı kırmış ama daha yön aşağıya mı devam mı şeklinde bir e, herhangi bir görüntü yok. Belki de daha devam edecek. Mesela şuralarda yön aşağıya döndüğünde negatif derim. Şuralarda mesela aşağıya döndüyse negatif derim. Burada öyle bir izlenim vermiyor. Belki daha coşku devam edecek. O yüzden buraya şimdilik nötr diyorum. Evet Williams yüzde aralığında nötr. E, DMI'de pozitif. Wave trend de pozitif. Günlükte Kaufman hareketli ortalamanın üzerinde olması pozitif. Bu kadar artık pozitifin arasında biz yukarıdaki hedeflere, e, değil mi? Odaklanabiliriz. Sırasıyla 479.25 kapanış 468.75 olmuş. Tabi yukarıdaki hedefler için ilk önce çatının üzerinde, bu paralel kanalın çatının üzerinde e, biz Pazartesi günü kapanış göreceğiz ki e, belki de Pazartesi 479.25'i de kıracak, bilemiyorum. Ama çatının üzerinde kapanış değerli olur. O zaman bu hedeflerin her biri güncelliğini korur sevgili dostlar. Dediğim gibi burası görülürse bütçemizin yarısıyla bakın yarısıyla alım yapabiliriz. Ama stopsuz hareket etmeyin. Mesela %5, %6 gibi stop seviyesi belirleyebilirsiniz. Neden yarısıyla diyorum? Oldu da bir alt band görüldü. Veya biraz daha yayılarak gider mesela Görülür alt bant toparlar O sebeple diyorum yani Çünkü burada alt bant çalışıyor bakın Çalışıyor tepki alıyor Burayı kırarsa Alt banttan tepki alabilir O yüzden paramızın tamamıyla e, Burada cesur bir alım Yapmıyoruz ihtiyatlı oluyoruz Sevgili dostlar Evet, umarım her iki hisse senedi için de kafanızdaki belirsizliklerin ortadan kalktığı bir analiz olmuştur. Yayınları beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve abone olmayı unutmayın.